Anne. Sana torununu getirdim. Torunum mu? Nasıl olacak şimdi? Bir süre saklayacağım çocuğu. Sonra hızlıca babalık davası açacağım. Doğan, sen şu an küçücük bir çocuğu alıkoyduğunu farkındasın değil mi? Kendi çocuğumu. Ama bu çocuk muhtemelen Ender'in nüfusuna kayıtlı. Öyleymiş zaten. Sen bu durumda suçlu olmuyor musun? Umurumda değil. Umurumda değil. Bu geceyi burada geçirip erkenden yola çıkacağız. Ne yolu, ne diyorsun sen? Dağın ayrıca sen bu çocuğun senin çocuğun olduğundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ki? Hissettim. Buram'la hissettim. O benim çocuğum, biliyorum. Tabii, gereken testleri yaptıracağım. Senin kanın bizim kanımız. Başımızın üstünde yeri var. Ya peki Beril abla ne olacak? Allah'a yakın, bize uzak. Tabii ki çocuğunu isteyecek ve haklı olarak. Onun öyle bir hakkı yok. Bu çocukta ne hakkı var ne de emeği. Onu kundakta bırakıp giderken düşünecekti. Doğan, bak her şeyin bir usulü, bir adabı vardır. Çocuğu böyle kaçırarak, onu alıkoyarak olmaz bu iş. İzin ver bana yasal yollarla halletmeye çalışayım. Herkesin en az zararı alacağı bir yol izleyeyim. Selvi, başka bir yolu yok. Çocuk babası olarak Ender'i biliyor, seviyor. Anlattığına göre aralarında güçlü bir bağ var. Eğer şimdi bırakırsam Ender çocuğu kaçırır, bir daha göremem onu. İlk ve tek şansım. Risk edemem bunu. Çocuk diye bahsediyorsun hep. Adı Ender. Ciddi olamazsın. Şaka gibi. Ya çok özür dilerim. Ya öyle söylemek istemedim aslında. Sinirli bir anda ağzımdan çıkıverdi öyle. Kusura bakma ne olur. Haklısın ya, gerçekten de şaka gibi.